Hepinize merhaba arkadaşlar. hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Dün gerçekleşen kabine toplantısında Sayın Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu yüz eğitimle ilgili sunum ve kabine toplantısında yapılan görüşmelerle ilgili size detaylandırdığım videodasınız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizi teşvik ediyor. Aynı zamanda siz de bu güncel haberlerden daha hızlı haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dün ana hatlarıyla kabine toplantısının gündeminde arkadaşlar... E, kur artışı bu fiyatların artışı ile ilgili görüşmeler vardı ekonomik çıkışlar nasıl olabilir üzerine daha sonra 3600 ile ilgili biraz çalışmalar incelendi daha sonrasında e, yakın zamanda gerçekleşecek olan askeri ücretteki artış bu minimaldeki görüşmeler bu yönde ekonomik açıdan geçti Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu sunumda arkadaşlar ilk önce baz olarak yerli ilaç üretimi ne zaman nasıl gidiyor bunlarla ilgili sunumda yer verdi e, dış dünyadan firmaların üreteceği ilaçların Ülkeye kazandıracaklar üzerine Sayın Bakan'ın güzel bir sunumu vardı. Evet, Türkiye'deki ilaç üretimi ile ilgili. E, toplumsal bağışıklık için aşı teşvik politikalarında biraz ilerleme sağlamak çok sağlıklı olacağını vurguladı Sayın Bakan. Bunun için bütün kabinede yer alan bakanlıklardan özel talepte bulundu arkadaşlar. E, daha sonrasında e, tabii ki de en önemli konu. Eğitimle ilgili şöyle bir sunumda yer verildi. Tabii ki de eğitim 8 haftalık dönemi bitti. Bu 8 haftalık dönemle ilgili genel bir raporlama yapıldı. Geçen haftanın da boş olmasıyla birlikte okullarda toplanan veriler burada yansıtıldı projeksiyonda arkadaşlar. E, ara döneme kadar olan verilerde sınıf kapatma sisteminin çok sağlıklı sonuçlar doğurdu. E, minimal minimal e, kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu. Okulların da bu konuda çok... E, yani disiplinli hareketlerinin olduğu yönünde açıklamalarda bulundu arkadaşlar. E, bu kontrol elimizde olduğu için ara döneme kadar olan raporlarla birlikte yeni analizler, yeni veri tabanları oluşturduk arkadaşlar e, diye sunumuna devam etti. Ve burada yapılan son güncellemeden bahsetti. Yani bu 8 haftalık alınan sonuçlarda eksik kalanları e, kendileri artık bu veri tabanında bunları ekleyerek, geliştirdiğini yani son güncelleme size bunu video olarak paylaşmıştım arkadaşlar. Kanalda var son güncelleme okullarla ilgili. Bu güncelleme ile kalan 8 haftalık dönemin çok sağlıklı bir şekilde ilerleyeceği yönde açıklamalarda bulundu. Yapılacak ekstra yapılacak denetim mekanizmasını bu kış aylarında arttırmaya yönelik bir planlarının olduğu. Kış aylarına yönelik bir denetim mekanizmasının... daha arttırıcı bir hamle yapacaklarını 8 haftalık dönemde ve Yüz yüze eğitim kesinlikle aralıksız devam etmesi gerekiyor yönünde açıklamalarda bulundu. Yani son kapanır, yani sayın bakan hatırlıyorsunuz birkaç ay önce söyleyeyim son kapanan yer olması, herhangi bir kısıtlamanın olmasının ihtiyacımızda olmadığını, kontrollü artık elimize aldığımızı, bu salgın döneminde kontrolün artık elde olduğunu ve bunu çok iyi kullanacaklarını e, belirtti. Kalan haftalarda da okulları sonuna kadar açık tutmak yönünde çalışmalarımızda ısrarcıyız. Bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz. Yapılan açıklamalarla, yönlendirmelerle yönünde e, genel hatlarıyla daha uzun bir şekilde bir sunum yaptı arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısım buydu. Daha çok e, Sayın Cumhurbaşkanı. Bildiğiniz üzere faiz, asker ücret, faiz fiyatlar üzerine bir çıkıp e, konuşma yaptı. Bizim orada önemli olan sunumu bu 8 haftalık dönemin nasıl değerlendirildiğiydi. Size daha önce de söylemiştim. Bilim kurulunda arkadaşlar alınan kararlar doğrultusunda bu kabineden online eğitim ya da benzeri şeylerin çıkması yüksek. Kalan haftalarda da e, bu dönemi öyle kapatacak gibi duruyoruz. Ama güncel haberler geldikçe arkadaşlar. Yaşanabilecek herhangi bir güncel haberde bunları da paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın bay bay.